Günaydın. Günaydın. Gül. Gül. Dünkü hastanın mezenter iskemi şüphesi olduğunu neden bana söylemedin? Ne? Seçil sana konsültasyon sonrası söylemiş, not al diye. Ama sen atlamışsın. Hastanın batını rahat, hassasiyet yok. Tetkiklerde de bir anormallik yok. Cerrahi bir patoloji düşünmedim. Gül, kafana yazacaksın bunları, kağıda değil. Böyle çok vakit kaybederiz. Sen konsültasyon notlarını Kemal Bey'e iletirsin. Bir dakika, bir dakika. Bana böyle bir şey söylemedi. Yoksa benim bunu unutmam mümkün değil. Yani en azından o kadar değil. Söylemedi mi? Hayır. Bana önemli bir şey olmadığını söyledi. Ben konuşurum onunla. Sen vizit için hazırlan. Seni gördüm, çok iyi oldu. Sen bilirsin, Kemal Hoca nerede? Seçil Hanım'ın odasında, ne oldu ki? Hemen alt numaradaki hastaya bakması lazım. Ben acile gidiyorum, sen söyleyebilir misin? Hadi lütfen. Dur, bekle ben... Yok ya. Sana da günaydın. Bu yaptığına gerçekten inanamıyorum Seçil. Ne diyorsun ya sabah sabah? Gül'e hasta ile ilgili endişelerini söylememişsin. Kızın haberi bile yok. Bak, kişisel sebeplerinden dolayı gencecik ve tecrübesiz bir kızla oynama. İki şeyi birbirine karıştırma. Ve bir daha asla Gül'le uğraşma. Sen de inandın öyle mi? Kemal, benim işle ilgili bir konuda böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünüyorsun sen ya? Tamam, anladık. Kıza karşı bir ilgin var. Ama sence de biraz fazla abartmıyor musun? Bunun Gül'e olan ilginle bir alakası yok Seçil. Ha, öyle mi? Neyle alakası var? Kemal. Benim için kolay mı sanıyorsun ya? Seninle böyle yan yana ama... iki yabancı gibi olmak. Senin yanında olmak ama sana dokunamamak. Gözlerine baktığımda başka birini görmek. Bunu sen istedin. Ben mi istedim? Her şeyin böyle olmasını sen istedin. Kemal, sana yemin ederim ben böyle olsun istemedim. Ama o kadar yoktum ki, o kadar çalışıyordum ki. Kemal Hoca'ya söyler misin? Altı numaradaki hastaya baksın. Tüm onları beni en yakın arkadaşımla aldatmadan önce düşünecektin.